Merhaba tedbir takipçileri, ben Burak. Bu videomuzda Steam'de kendi temanızı nasıl tasarlanacağını göstereceğiz. Bizim gördüğünüz gibi şöyle teknodot.com logosuyla bir fontumuz var burada. Burada kütüphaneler, bu arka planı tamamen rengini değiştirebiliyorsunuz. Şimdi örnek bir göstereceğim, nasıl yapıldığını göstereceğim. Şöyle şu adresin altta linkini vereceğiz. Buradan giriyorsunuz. İlk öncelikle 6.3 MB'lık bir şey var, dosya var. Onu exe dosyasını indiriyorsunuz setup diye. Şu an iniyor. Bunu indirdikten sonra biz ana sayfaya gideceğiz. Hemen şöyle bunu silelim. Buradan yapalım. Gittiğimiz zaman created dediyor diyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi Steam Customizer. Şöyle ilk başta şöyle. Biz bunu mesela şöyle bir logoyu, Steam logosu var. Bunu küçültüp genişletebiliyoruz. Bu bir ana sayfa şu an. Yani Steam'in kütüphane sayfası ama bunu da değiştirebiliyoruz. Göstereceğim birazdan. Bu logoyu böyle yapabiliyorsunuz. Ayrıca büyük yapıp şöyle de görebiliyorsunuz. Tabii ki bu sınır buraya kadar ilerliyor. Şöyle de olabilir. Siz nasıl isterseniz. Biz Steam logosunu örnek olarak kullanalım. Şimdi yazı fontu kısıtlı. Şimdi Arial var. Calibri var. Mesela biz bunu yapalım ya da Arial klasik yapalım biz. Burada şöyle arka planın ne renk olmasını istediğinizi gösteriyor. Biz biraz dikkat çekici olması için video açısından bir şöyle ne yapalım? Yeşil yapalım. Şöyle çok da şey olmasın. Şöyle bir yeşil yapalım. Şu İngilizce kelimede ise yazı fontları. Yani şu kısmı ayarlayabiliyorsunuz. Burada da mesela böyle dikkat çekici ne olabilir? Hafif kırmızı yapalım. Bu arka plan ve seçtiğimiz ürünler, oyunları için kırmızı bir font kullandık. Bunu kapatıyoruz. Burada ise arayüz biraz daha detay içeriyor. Burada gördüğünüz gibi mesaj kutunuz. Hangi renk olmasını istiyorsanız biz pembe yapalım. Şöyle çingene pembesi. Aynen. Burada dark, light ve none, şu seçili alanın belli olması. Yani arkadan mesela şu kütüphane seçili ise arkada böyle hafif bir parıltı olmasını istersiniz. Yani seçtiğiniz simgenin parıltılı, seçili olduğunu anlaşılması için böyle şey yapabiliyorsunuz. Şuraya biz light yapalım. Belli olsun yani seçtiğimiz. Burada ise arama kısmı. Şu kısmı değiştiriyorsunuz. Burada saydamlığını ayarlayabiliyorsunuz. Biz şöyle yapalım mesela. Ya da şu pembeyle aynı mod yapalım. Şöyle. Hafiften böyle yapabiliyorsunuz. Sonracığıma burada gördüğünüz üzere çok alan olmasa da şu en alt kısım yani şu kısmı gösterici. Şu kısım yapılabiliyor. Burada da bunu da isterseniz böyle belli olması açısından hafif bir turuncu renk yapabiliriz. Şöyle. Aynen. Buraya inner color. Şu kısım arka kısım. Yani bizdeki kütüphaneye girdiğimiz zaman şu Eflatun'a benzer bir kısım. Burayı da mavi de yapabilirsiniz. Ben burada dikkat çekici renkler yapıyorum ki nerede ne yaptığımız anlaşılması için. Yani gidip de çok özel üstüne tasarlarsak uzun sürebilir. Ben sadece göstermelik. Zaten bu site üzerinden siz de özel temanızı yapabilirsiniz. Bu setup exe dosyasını indirdik. Onu en son göstereceğim. Bunu indirmeniz lazım bu temayı kurmanız için. Direkt Steam'in dosyalarına girip oradan skin klasörüne girip oradan yapamıyorsunuz. Normal temayı kurup mesela Metro temasını kurup Metro temasını indirip o dosyayı attığınızda otomatik görünümden, ayarlardan değiştirebiliyorsunuz ama bu temayı kendiniz yaptıktan sonra bu programı, bu setup dosyasını indirmeniz lazım. Normal tema kurulumu gibi değil, biraz daha basit ve farklı. Şöyle, bu da yazı tipi. Yani buradaki yazı tipi. Bunu biz de mesela dikkat çekici açısından ne yapabiliriz? Sarı yapalım bunu da. Şöyle. Evet, yani şu yazılar. Burada item BG diyor. Burada
şu kısım, yani arkadaki saydam olan kısım, buraya biz mesela siyah da yapabiliriz şöyle. Şöyle de yapabiliriz, böyle de yapabiliriz. Biz saydam yapalım şöyle en iyisi. Ve burada şu logoyu değiştirmeniz için mesela burada belli bir logo çeşitleri var. Burada işte Gaben var. İşte Steam'in kendi piston logosu var. Hepsi var burada. Buradan isterseniz buradan da kendiniz indirebiliyor, kendiniz şey yapabiliyorsunuz. Hemen şöyle yapalım. Aynen buradan istediğiniz klasörleri, yani hangi fotoğrafı atmak istiyorsanız logo olarak kendiniz işte adınızı bile yazıp fotoğraf yapıp burada kendiniz koyabilirsiniz. En son olarak burada da bildirim ekranlarını ayarlayabiliyorsunuz. Pardon, bildirim diyorum. Online, offline arkadaşlarınız. Şu kısma dikkat edebilirseniz çok iyi olacak. Mesela biz biraz dikkat çekici yapalım. Bu online yeşil olur genellikle online'lar. Biz online'ı in-game oyundaki arkadaşlarınız. Oyundaki arkadaşlarınızı ise hangi renk yapalım? Mesela adam oyun oynuyorsa turuncu da yapabiliriz ya da bir şey yapalım. Mor. Neyse ya. Seçemedim. Offline arkadaşlarınız için, yani Steam'de online olmayan arkadaşlarınız için genellikle kırmızı olur o offline'lar. Burada arkadaşlar yani mesajlaşma kutusunda nasıl yapacağınız? Burada yazı tipini tekrar değiştirebiliyorsunuz böyle. Biz klasik Arial yapalım. Burada arka planı biraz da tonunu değiştirebilirsiniz. Burada rengarenk. Burada mesela şöyle yapalım. Burada konuştuğunuz arkadaşlarınızı rengini seçebiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Online yani arkadaş listenizdeki aynı kısım, şuradaki kısmı burada da farklı ayarlayabiliyorsunuz. Burada diyalog, yani bildirim, güncelleme geldi. İşte güncellenirken size bu ekran nasıl gözüksün derseniz siz böyle hangi renk isterseniz öyle yapabilirsiniz. Biz mesela dikkat çekici olsun diye bir fısı yeşil yapalım. Burada da ne yapsak? Aynı mor yapalım. En sonda işte offline aynı şekilde yine buraları offline arkadaşlar, kapılar şey oyundaki arkadaşlar in game yani. Ayrıyetten de offline kalır diye yapabiliyorsunuz. Butonları ayarlayabiliyorsunuz. Şu butonları şöyle. Mesela mor yapalım bunu. Buton kalır. Pardon. Buton hover kalır. Yani önceden bastığınız butonun rengi ne olsun? Yani Google'da tıkladığınız zaman hafif kırmızı olur ya mesela, önceden tıkladığınız siteler. Onun gibi aynı. Biz mesela kırmızı yapalım. Böyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte Download Tool dediğimiz ilk adres. Buradan indirdik biz hemen şöyle bilgisayarım indirilenler. Ve Setup dediğimiz zaman ben de kurulu zaten. Bunu kurmayacağım. Burada siz direkt evet deyip kurabiliyorsunuz. Şu uygulama olacak. Bunu indirdikten sonra bilgisayarınızı indi. Hemen biz temanız her şeyi hazır. Bu temayı ben sizin de kullanacağım diyorsunuz. Download Skin butonuna tıklıyorsunuz ve Steam temanız kendine oluşuyor. Biraz tema değil aslında. Tema biraz daha buton olsun, her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Bu biraz da efekt katmaya yarayan bir araç, web aracı. Gerçekten şöyle bunu indirdik, değil mi? Temayı indirdi şu an. Tema tabii sizin gibi tema demeyelim buna biz. Efekt desek daha doğru aslında. Tema biraz daha farklı kaçıyor. Şimdi bunu indirdik biz. Bu temamız bizim. Bunu sağ tık yaptıktan sonra siz de şu programı, ilk programı indirdikten sonra, temayı da indirdikten sonra sağ klikten Edit Steam Skin File butonuna tıklıyoruz. Burada evet diyoruz ve Steam uygulaması şu an böyle. Birazdan yeniden başlatılacak. Bekliyoruz. Şöyle biraz bekleyelim. Buraları kesebiliriz çünkü uzun sürecek gibi. Evet, yeniden başlatıyor şu an. Steam bir güncelleme geldi gibi gösteriyor ama normalde bir güncelleme yok. İşte temadan dolayı. Şu an dönüyor. Bakalım, bekliyoruz. Tema uygulama sistem böyle, web bir sistem. Buradan evet şu an tema oldu, gördüğünüz gibi ayarladığımız gibi oldu her şey. Şöyle gördüğünüz gibi burada Steam logomuz var. Bunu büyüttüğümüz için biraz daha pikselleri bozulmuş, çözünürlüğü bozulmuş. Bunu siz kendi
Photoshop üzerinden veya başka bir program üzerinden PNG logo veya işte ikon ne koymak istiyorsanız onu ayarlayıp çözümünüze göre güzelce bir şey yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi biz buraları mavi yapmıştık, buraları mor yapmıştık. Mağaza, kütüphaneye geldiğimizde buralar mavi tekrar. Biz bunu zaten mavi yaptık. Yeşil fıstık yeşile dikkat çekiyor. Alt tarafı zaten turuncu yapmıştık. Arkadaşlar, mesela bir girelim şöyle bir arkadaşlara. Burada da işte tam buraları değiştiremiyorsunuz. Aslında işte tema dediğim yer yanlış. Aslında tema değil. Tema olsa buralar her şey değişiyor. Şu üst kısım. Burada biraz da efekt ve renk değiştirmeyi isterseniz bu web aracını kullanabiliyorsunuz. Biz buraya mesela sitemizden bir editör arkadaşımız bu. Şöyle girdiğim zaman işte gördüğünüz gibi mesaj kutusu, metin kutusu yeşil ve gönder butonu mor yapmıştık burada. En dikkat yani değişen taraf kütüphaneyi değiştirebiliyorsunuz genellikle fazlaca. İşte yazı tipini, rengini, her şeyini değiştirebiliyorsunuz. Burada yine buralar hafif sarı ve mor renkler dikkat çekiyor. Siz de kendinize göre özel ve özel gerçekten güzel böyle Steam skinleri yapabilirsiniz. Aynı tema değil aslında. Tema dediğimiz tekrarlıyorum yanlış. Sadece temanıza normal Steam temanızın sıkıldığınız siyah ve hafif koyu mavi. Siz böyle ilginç renkler logonuzu şurada en dikkat çeken şey zaten logo. Aslında bu logo biraz daha dikkat çekiyor tabii ki. Dediğimiz gibi videomuz bu kadar. Her şeyi anlattık. Anlamadıysanız açıklama kısmında yorumlara yazın. Pardon, açıklama kısmında diyorum. Videonun yorumlarına yazın. Biz detaylıca takıldığınız yerleri detaylıca yazılı olarak anlatmaya çalışacağız. Güzel videolarda görüşmek üzere. Teknoloji.com'u takip ediyoruz.